Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere bilgisayarlarımızda tabi bu bilgisayardan kastım SD kart takarsınız, harici bellek takarsınız, disk takarsınız. Bunlar da dahil. Bilgisayarlarımızda kaybettiğimiz verileri geri getirmek konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Şundan bahsedeyim. Bu şu işe yaramıyor arkadaşlar. Diskiniz bozuldu. Hani RAW haline falan geldi. Bu onu kurtarmıyor. Onun için önce diskinizi formatlamanız lazım. İşte format uygulamaları var neydi ismini unuttum bir tanesi. HP'nin bir uygulaması var mesela o güzel. Bir de low level format diye işte yani hatırladım o uygulama var. Mesela o tarz, mesela Mini Tool'un bu tarz şeyleri var silmek için. Bunun gibi uygulamalarla önce silip sonra bu işlemi yapmanız lazım. Bu aklınızda bulunsun. Eğer orada sıkıntı yaşıyorsanız onunla da bir ilgili bir video çekerim ama şimdi elimde RAW halinde bir hard disk yoktu. Hani kendi hard diskimi de silip RAW haline getiremedim açıkçası. Onu o yüzden gösteremedim. Eğer şey olursa internetten falan da bulup bir link link bir şey veririm size arkadaşlar. öyle bir sorunuz varsa. Onu diyelim formatladınız. O zaman bu dediğim işlemleri uygulayabilirsiniz. SD kartları, USB bellektir falan hepsinde aynı işlem geçerli. Uygulamada ben Easy As'ı kullanıyorum farklı uygulamalar var. Herkes farklı şeyi alabilir. Yani ben bundan memnun kaldım. Başkası başkasından memnun kalır. Ben genelde işte mini tool, easy falan bunları kullanıyorum. Bunu da açıkçası tavsiye ettiğim için ben bunun üzerinden göstereceğim. Diğerleri de aşağı yukarı aynı. Full sürümünü yüklemezseniz işte 2 GB falan size dosyayı geri getirtiriyor. Full sürümünü yüklerseniz de zaten bir sınır yok. Uygulamamızın yüklenmesini adım adım zaten gösteriyorum. Gösterirken de size biraz ufak tefek şeylerden bahsedeyim. Hani yaşayabileceğiniz sorunlardan, çözümlerden vesaire. Şöyle bir durum var. Ben aldım hard diskimi kenara koydum. Yazıyorum, çiziyorum vesaire kullanıyorum. Bir anda bir sene önceki bir şeyi, sildiğim bir şeyi geri getirmek istiyorum. Orada çok sıkıntı çekersiniz. Hani ben size söyleyeyim geri getirme şansınız %10. Çünkü üzerine çok fazla veri yazılıp silinmiştir. Burada şansınız azalır. Ama şöyle bir şey vardır. Mesela fotoğraf makinesi kullandınız. Yanlışlıkla dosyayı sildiniz. Ben geçen gün mesela bu General Mobile ile ilgili bir video yapmıştım. İşte bataryasını falan değiştirdim şarj soketine. Dedim ki hani hem uzun kullanım şeye videosu altında şeyinde hani formatında çekeyim hem de işte bataryayı değiştirdim. Nelerle karşılaştım filan. Bundan bahsedeyim diye bir video yaptım. Orada sonradan da misafirler geldi dedim hani bir fotoğraf falan çekelim. O ara yanlışlıkla o şeyi sildim. Başka bir fotoğrafı silerken videoyu sildim. Taktım bilgisayara aynı uygulamayla geri getirdim. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Çünkü çok yeniydi sildiğim dosya. Hani o çok yeni olduğunda zaten direkt hızlı arama ile bile geri geliyor. Dikkat ederseniz uygulama yüklediğinizde bir hızlı arama bir de derin arama seçeneği oluyor. Hızlı arama bir anda geçiyor. Hiçbir şey bulamayabilirsiniz o hızlı aramada. Hani merak etmeyin. Sonra derin aramaya geçtiğiniz zaman tabii hard diskinizin ya da USB'nizin her neyse boyutuna göre değişir uzun sürüyor onu söyleyeyim hani eğer varsa mümkünse böyle bir şey atıyorum adamın 4 terabayt diski olur belki günler sürer varsa böyle bir imkanınız ya laptoptan yapın elektrik kesintisinden etkilenmesin ya da UPS kullanıyorsanız UPS'e bağlı olsun bunu yaptıktan sonra işte grafikler dediğinde zaten resimleri falan şey yapıyorsunuz işte ses dosyaları belgeler videolar e-postaları geri getirebiliyorsunuz diğer seçeneklerinde de ufak tefek dokümanları falan getirebiliyorsunuz arkadaşlar ben kullanıyorum Gayet de başarılı bu uygulama. Alternatiflerini de kullanabilirsiniz. Önce uygulamayı yüklüyorsunuz. Ondan sonra peçi yüklüyorsunuz. Ben interneti kapalı olarak kullanıyorum açık söyleyeyim. İnterneti açarsanız uygulama hani keyi gitmiyor. Ama ben kapalı tutmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Ben zaten burada birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım falan yazdım. Onları adım adım uyguladığınızda bir sorun çıkmaz. Sorun çıkarsa key eklersiniz ya da host dosyasını değiştirirsiniz. Onların linkleri de verdim. Ama bir sorun çıkacağını zannetmem. Zaten burada geri dönen dosyaları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu geri döndürdüğünüz dosyalar çok eski değilse ismiyle geliyor. Çok eskiyse ya da hasar görmüşse ismi değişebiliyor. Atıyorum A, B, C, R, bilmem ne falan böyle karma karışık bir isim de olabilir. O yüzden o hepsini indirip tek tek dosyalarınıza bakmak zorunda kalabilirsiniz. Hani sorunlardan biraz bahsetmek istiyorum böyle. Dosya yarım inebilir. Fotoğraf, video bozuk inebilir. Onların mesela düzgün taraflarını kesip almak da isteyebilirsiniz. Ya da şu olabilir. Disk tamamen geri döndürülemez hale gelebilir. PCB'si bozulur. Diskin üzerinde mesela hard disklerin üzerine bir kart vardır. O kart bozulabilir. Ha burada şunu diyebilirsiniz. Ben diski direkt söküp yaparsınız demiyorum. Diski sökmeyin. Hani diskin içindeki plaklar var. Onları sökmeye çalışanlar oluyor. Öyle yapamazsınız. O çok uzmanlık gerektiren bir şey. Bunu yapan firmalar var ama aşırı pahalı. Bu disklerden veri, geri döndürme işlemi aşırı pahalı. Onu söyleyeyim. Şunu yapabilirsiniz. Elinizde aynı diskten iki tane vardır. Başka bir diskin PCB'sini yani o bordunu alıp bozuk diske takabilirsiniz. Ama burada ben kendim denemedim bunu hani çok fazla ama duyumlarıma göre taktığınız yeni board da bozulabiliyormuş. Bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Takıyorsanız da Taktığınız diskteki dosyaları önce alın. Ondan sonra boardları değiştirin. Bu çok ileri seviye bir şey. Açıkçası ben bunu yapmamıza tavsiye etmem. Kurtarıyorsanız bu şekilde kurtarın. Yani laptoptur. normal bilgisayardır. Bir fark etmez. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Abi Android'lerde işte iOS'ta falan nasıl yapacağız diye. Onlarla ilgili video da gelecek. Merak etmeyin. Bu şimdilik bilgisayar için olandı arkadaşlar. Bilgisayarda bu şekilde kurtarıyorsunuz aklıma gelen çok farklı sorunlar yok. Genelde en çok karşılaşacağınız sorun dosyanın bozuk gelmesi ya da isminin değişik gelmesi. Bir diski aldınız yanlışlıkla formatladınız. O zaman birebir dosyaların klasörlü hali de gelir. Çok bozulduysa dediğim gibi klasörler karışık da gelebilir. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz içinden. Hani dosyayı seçip alabilirsiniz ama İki dosya birbiri içine girmiş olabilir. Atıyorum iki tane resim birbiri içine girmiştir. Videolar birbirine karışmıştır. Bu hep üzerine yazıp silmeden dolayı olmuştur arkadaşlar. <laughs> Bu aklınızda olsun. Bu gösterdiğim şekilde uygulamayı yükleyip taratırsanız sonra zaten uygulamanın içinden seçiyorsunuz dosyanızı. Recovery dediğiniz zaman nereye seçerseniz masaüstü ise masaüstü dosya ise dosya oraya kendisi bir klasör açarak içine koyuyor. Umarım video faydalı olmuştur. Biraz komplike bir şey olduğu için sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunları yorumlar kısmında ben ya da diğer arkadaşlar cevaplamaya çalışırız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz de çok sevinirim. Hoşçakalın.